Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz bilim kurguya. Penisilin, antibiyotiğin ya da insülinin bulunduğu dönemlerde insan nüfusu 1,5 milyar civarındaydı ve yıl 1927'yi gösteriyordu. Aslında çok da değil, 100 sene önce falan. Şimdi dünya nüfusu tam 8,5 milyar. Yani ilaç sanayindeki gelişmeler insan ömrünü uzattı. Biz de istedik ki bu hafta akıllı ilaçlara, yani inas ilaç sanayinin geldiği son noktaya bir pencere açalım. Ne dersiniz? We asked ourselves the fundamental question. BioNTech tarafından geliştirilen mRNA aşısıyla kişiselleştirilmiş kanser tedavisinde umut verici gelişmeler yaşandı. İngiltere'de bir ilke imza atıldı ve 54 yaşındaki Adrian Taylor, kanser aşısıyla tedavi olan ilk hastalardan biri oldu. Taylor'a Aralık 2021'de bademcik kanseri teşhisi konuldu. Aylar süren kemoterapi ve radyoterapi seanslarının ardından bademcik tümörü kayboldu. Kanserin akciğere sıçradığı görüldü. Kanser hızlı ilerliyordu ve doktorlara göre Taylor'ın hayatta kalma şansı yoktu. Adrian Taylor, Eylül'de mRNA temelli kanser aşısının klinik deneylerine katılmak için başvurdu ve kabul edildi. Taylor'ın tedavisinde sağlanan başarı doktorlarını bile şaşırttı. Tümörlerinin çoğu yaklaşık bir yıl içinde yok oldu. Klinik deneylerde olumlu sonuçlar alınmaya devam edilirse, mRNA aşısı kanser tedavisinde devrim yaratacak. Aşı hazır olarak uygulanabileceği gibi kişiye özel aşılar da üretilebilecek. RNA engineered cell therapies. Evet, geçtiğimiz günlerde mRNA aşısıyla ölüm döşeğinde olan bir kanser hastası ayağa kalktı, iyileşti. Gerçekten bu mucizeydi ve hepimizi son derece sevindirdi. Çünkü biliyorsunuz kanser aslında çağımızın vebası ve mutlaka yakınlarımızda böyle bir hastalığa şahit olma durumumuzun oranı çok yüksek. Ama akıllı ilaçlar dediğimiz zaman da bir durup düşünmek gerekiyor galiba. Ne dersiniz? Akıllı ilaçlar mucize mi? Sevinmek için yoksa çok mu erken? Ne dersiniz hocam? Akıllı ilaçlar mucize mi? Evet, yani akıllı ilaçlara mucize deyip demeyeceğimizi göreceğiz önümüzdeki dönemde. Ama ben başka bir şey sorayım. Penisilinler bir mucize miydi? Evet, mucizeydi. Aslında aspirin de bir mucizeydi ortaya çıktığı zamanlarda. Şu anda çok önemli gelişmelerin şafağındayız. Önemli buluşlar var. İlaç endüstrisinde çok önemli gelişmeler var. Şu an için bir mucize diyemeyiz ama belki de bir mucizenin şafağındayız. Yani önümüzdeki günlerde belki de bir mucizeye tanıklık edebiliriz. Evet. En azından biz kanser, çağımızın vebası, kanser hastalığını köşeye sıkıştırdık diyebilir miyiz? Kanseri tam köşeye sıkıştırmasak da kanserin etrafındaki çember her geçen gün biraz daha daralıyor. Bunu peki, söyleyebiliriz. O zaman akıllı ilaçlar diyelim. Akıllı ilaçlar, birazdan buradayız. Hocam, öncelikle sizi ben bir kez daha konuklarımı seyircilerimize tanıtayım. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tayfun Uzbay. Hocam, o kadar çok şey yazmam gerekirdi ki bunlar seçtiklerim. Seyircilerimize sizin bilgi vermeniz herhalde çok iyi gelecektir. Çünkü bu konuda çok önemli isimlerden birisiniz. Şöyle başlayalım mı hocam? Bugün ilaç sanayisi hakikaten dünyada üçüncü büyük sektör. Ve toplam hacmi 500 milyar doların üstünde. ABD'nin ilaç pazarı ise 310 milyar doların üzerinde. Şimdi böyle bakınca burada büyük bir tırnak içinde maalesef paranın döndüğünü, bir tekelciliğin de olduğunu görüyoruz. Bunu konuşacağız. Hı. Ama onun öncesinde şimdi benim bildiğim örneğin aşılar
hasta olmadan önce uygulanır. Burada bu kanser hastasının iyileşiminde aşı hastalıktan sonra yapılmış durumda. Peki kanser aşısı hangi aşamada kullanılıyor? Akıllı ilaç nedir? Akıllı ilaç gerçekten akıllı mı? Mesela bildiğimiz ilaçlardan bunun farkı nedir? Hap mı, tablet gibi bir şey mi? Ya da aspirin dediniz mesela, aspirinden farkı ne? Evet, Bildur Hanım, o kadar güzel sorular sordunuz ki çok düşündürücü sorular. En baştan başlayıp aspirinden farkına doğru gelelim. İlk başta çok önemli bir şey söylediniz. Dediniz ki aslında aşılar koruyucu olarak kullanılır. Ama burada az önce haberde de gördüğümüz üzere hasta olan birisine verilmiş ve burada tümör geriye çevrilmiş veya tümörün ilerlemesi durmuş. Önemli bir başarı elde edilmiş burada. Nasıl oluyor da aşı orada kullanılıyor mu? Şimdi orada kullanılan tam olarak aşı değil. Bizim tıpta şöyle bir yaklaşım vardır ilaçla tedavide. Doğrudan hastalık belirtileri ortaya çıktıktan sonra, ki aslında bu çok da arzu edilmez, daha pahalıdır, daha zahmetli bir tedavi şeklidir. Hastalığı geçirmeye yönelik tedavi. Bir de koruyucu tıp vardır. Hasta olmadan önce korunmak. Bu çok çeşitli şekillerde yapılabilir. Doğru beslenmeyle, egzersiz yaparak da bir noktada kendinizi koruyabilirsiniz. Ama aşılar hastalanmadan önce yapılır, sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi burada messenger RNA aşısı, burada tırnak içinde evet aşı diyoruz ama bunlar insan antikorları, insanlardaki antikorları taklit eden aşılar ve burada muhtemelen o tümörün özellikleri tanıtılıyor vücuda, koruyucu olarak da kullanılabilir bu şekilde. Ya da bunlar monoklonal antibodiler şeklinde de kullanılabiliyor. Covid-19 sırasında da kullanıldı bunlar. Hatta Amerikan Başkanı na bir dönem bu bir spekülatif bir şekilde konuşuldu ama belki verildi belki verilmedi bilmiyorum. Covid-19'a karşı da kullanıldı hasta olan kişilerde. Burada tümörü tanıyor bu antikorlar ve tümöre karşı ciddi bir direnç oluşturuyorlar. Hatta bazı şeyler, bazı geliştirilen bu messenger RNA aşıları teknolojisiyle geliştirilen antijenlerin ortaya çıkardığı antikorlar doğrudan doğruya tümörü hedefleyip o tümörü yok edebiliyor veya tümörün yayılım alanlarına gitmesini engelleyebiliyor. Böyle özellikleri de var. Çok değişik, kendi peki, içinde çeşitli hocam, gruplara ayrılıyor bunlar. Evet. Böyle lafınızı balla kestim ama mesela kanser tedavilerinde biliyorsunuz kemoterapi ve radyoterapi gerçekten yan tesirleri olan büyük sıkıntılar yaratabilen de bir tedavi şekli. Akıllı ilaçlar bunu önlüyor mu? Mesela biz kanser tedavilerinde artık kemoterapi ya da radyoterapi almadan direkt akıllı ilaçlarla tedavi mi edileceğiz yoksa birlikte mi kullanılacak? Bakın bu teknoloji hızla gelişiyor. Ve kanser kemoterapisinde kullandığımız konvansiyonel klasik ilaçlar giderek yerini bu tip ilaçlara bırakacak gibi gözüküyor büyük ölçüde. Bunların birçok öncülleri de ortaya çıktı. Oldukça fazla sayıda ilaç gerek Avrupa Birliği'ndeki ilaç ajansından, EMA'dan, European Medicine Agency'den, gerekse de FDA'dan, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin gıda ve ilaç dairesinden onay alan ilaçlar var. Tabii bunların hepsini maalesef Türkiye'de göremiyoruz. Birçok başka ülkede de göremiyoruz ama bunların bazılarını ithal ediyoruz biz. Hekimler bunları reçetelere yazıyorlar ve ithal edilebiliyor bunlar. Ve tedavide kullanılıyor. Bunlar immünoterapi amaçlı kullanılan ilaçlar ve gerçekten önemli başarılar sağlıyor. Aynı şey demek mi? İmmünoterapi ile akıllı ilaçlar birbirinden farkı nedir? İmmünoterapi dediğimiz immün sistemi modüle eden bir tedavi biçimidir. Bakın immün sistemimiz
sadece enfeksiyon ajanlarını, yani bakterileri ve virüsleri tanımazlar. Vücudumuzu başka ne istila edebilir? Düzensiz gelişen, düzensiz şekilde çoğalan ve daha sonra tümöre dönüşüp vücudun dört tarafına lenf akımıyla yayılan bir takım tümörler de yabancıdır ve immün sistem onların oluşmasını da engeller. Yani aslında sağlıklı bir insanın vücudunda günde binlerce, belki on binlerce böyle hücre oluşabilir ama kendi immün sistemi içerisinde bunlar yok edilir. Burada bu tip hücreler işte tanıtılıyor messenger RNA teknolojisiyle ve bu verildiği zaman bir hafıza oluşuyor vücutta. Buna karşı T hücreleri dediğimiz özel hücreler var. Bunların işte CD48 gibi alt türevleri var. Bunlar bu tür zararlı onkojenleri tanıyorlar. Yani tümöre yol açabilecek bir takım oluşumları tanıyorlar ve yok ediyorlar daha oluşmadan. Tümör markerlarını buluyorlar. Tümörü daha oluşmadan engelleyebildikleri gibi uygulanan teknolojiye göre ortaya çıkan tümörü de küçültücü, imha edici ya da yayılımını engelleyici etkiye sahip olanlar da var. Az önce girişte verilen haberdeki olay böyle bir olay. Ama biz burada çok daha fazla sayıda vakaya ulaşmamız lazım. Yani bu bir tek hastayla veya birkaç hastayla hemen büyük bir mucizeye tanıklık ediyoruz dememiz için de erken ama çok umut verici tabii. Bu bulgular. Mesela farklı yerlerde, örneğin Fransa'dan da akıllı ilaçlarla ilgili bu tür sonuçlar, veriler veriliyor ama hocam şimdi mRNA teknolojisi ya da bu kanser aşısı dahil mesela önümüzdeki yıllarda sağlık bakımından insan yaşam kalitesini kısaltan ya da ömrü kısaltan, yani insan yaşam kalitesini sınırlayan sorunlara sizce ne kadar sürede çare olabilecek, çalışmalar nasıl gidiyor? Mesela hangi takvimde biz sonuç alabiliriz? Çünkü eminim şu anda da bu hastalıkla boğuşan birçok seyircimiz de bize kulak veriyordur. Hı. Hakikaten de önemli. Mutlaka üstesinden geleceklerdir. Ben artık yeni teknolojilerin insan ömrüne verdikleri hizmeti biraz önce söyledik zaten. İşte 1927 yılında 1,5 milyardık. Şimdi 8,5 milyarız. Hı. Oradan da bir şey çıkıyor ama mesela bu akıllı ilaçlarla yaşam süremiz ne kadar uzayacak? Şimdi, mesela belli bir şey var mı? Söyleyebilir misiniz? Yani 100 yılın üzerine çıkacak gibi duruyor. Şimdi zaten insan ömrü 130-150 sene diyorlar hocam. Bilemiyoruz. Belki de 200 sene, onu da bilemiyoruz. Yani giderek artabilir bu ama ben her zaman şunu söylerim. İnsan ömrünün uzadığını farz edelim. Kanseri de alt edebiliriz. Edeceğiz gibi de gözüküyor. Öyle gözüküyor. Şöyle bir geçmişe bakalım. Çok fazla uzağa gitmeye gerek yok. İşte 1940'ların, 50'lerin dünyasında verem çok önemli bir hastalıktı değil mi? Yani veremden insanlar ölüyordu. Tüberkülozdan insanlar ölüyordu. Bugün bunu biz konuşmuyoruz bile. Bir takım enfeksiyon hastalıklarından insanlar ölüyordu. Tetanozdan ölüyordu, kuduzdan ölüyordu. Kimisi aşılamayla, kimisi işte antibiyotik devrimiyle tarihe karıştı. Öbür taraftan çocuk ölümleri çok fazlaydı ve çocuk ölümleri düzenli aşı programlarıyla azalınca nüfus artmaya başladı. Ortalama insan ömrü de uzadı. Ve biz 1960'larda, 70'lerde hipertansiyon ve diyabet gibi ölümcül hastalıkları, bir takım metabolik hastalıkları veya insan ömrünü kısaltan hastalıkları da ilaçlar yardımıyla kontrol altına almayı başardık. Ve aşağı yukarı hani benim çocukluğumda 50-60 yaşına gelmiş birisi bayağı yaşlı kabul ediliyordu. Bugün artık biz 60-70 yaşındaki insanları yaşlı kabul etmiyoruz. Ve hatta herhangi bir problemi de yoksa insanlar 80 yaşında bile son derece dinamik, rahat, sağlıklı bir hayat sürüyorlar. Ancak buradaki temel sorun şu. Başımızda bir dert var aslında. Bu messenger RNA teknolojisinin biraz dışına çıkacağım ben ama biz ömrümüz uzadıkça ve yaşlandıkça
yaşlılığa dair başka beyin hastalıkları ortaya çıkmaya başlıyor ki bunların en babası, Alzheimer. En başta geleni de Alzheimer. Ve Alzheimer 65 yaşını geçtikten sonra her 5 yılda bir geometrik olarak görülme sıklığı artan bir hastalık. Ve şöyle bir şey okumuştum bir bilimsel mülakatta. Diyordu ki insan 100 yaşına kadar, 120 yaşına kadar hatta yaşayabilir. Burada bir sıkıntı yok ama sorun şu. 120 yaşına kadar ulaştığında dünya nüfusunun çok önemli bir kısmı Alzheimer hastası olacak. Bu durumda bu kadar büyük bir nüfusun bakımı nasıl sağlanacak? O da ayrı bir konu. Yani halletmemiz gereken başka problemler de var tırnak içinde ama biz şimdilik kansere odaklanalım ama kanserde hakikaten çok umut verici gelişmeler var ilaçlar bakımından. Sormuştunuz bir de aspirinden ne farkı var bunların? Tabii ki aspirinden çok farkları var. Aspirinin teknolojisiyle bunların teknolojisi ve hedefleri aynı değil. Bunların içinde bazıları da hem belli bir hedefe yönelik olarak hazırlanıyorlar. Yani tümör odaklı gidiyor sadece o bölgedeki tümörü imha etmeye yönelik. Ve biraz da kişiselleştirilmeye de başlanıyor artık ilaçlar. Yani kişiye özel ilaçlar. Şimdi eski konvansiyonel ilaçları şöyle kullanıyorduk. Hani derler ya gidersiniz doktora eczaneye gelirsiniz der ki 3 çarpı 1 tok. İşte evet. Günde 3 defa 1 20'şer miligram tok karnına alacaksınız bunu. Şimdi ben alıyorum bende iyi etki yapıyor siz alıyorsunuz sizde yan etki ortaya çıkarabiliyor. Çünkü sizin ve benim bu ilacı metabolize etme veya bundan yararlanma oranlarımız aynı değil. Kişiden kişiye değişebiliyor. Şimdi artık yeni teknolojilerle kişilerin biliyorsunuz genom projesi vardı. İnsan genom projesi. Genleri çözdüler. Epigenetik bilimi hızla gelişmeye başladı. Şimdi bunun etrafında nasıl parmak izlerimiz bizim spesifik, hepimizin parmak izi ayrı. Aslında hepimiz gözümüzde. Özgül yaratıklarız. Yani her birimizin ayrı özellikleri var. Bizim özelliklerimize uygun ilaçlar, o etkin maddeyi taşıyan ilaçlar oluşturulabilecek ve bu yakın bir gelecekte büyük bir ölçüde olacak. Ne kadar yakın hocam? Çok yakın bence. Mesela çünkü burada yapay zekadan da belki 5 yıl sonra, 5 yıl içinde biz bunları konuşmaya... Hatta bazılarını kullanıyorlar da, bazılarının denemeleri devam ediyor. Akıllı ilaçlarda bu yapay zekanın yerini soracağım ama hocam. Şimdi şöyle bir tık başa alıyorum. Şimdi biliyorsunuz yaygın bir sağlık sorunu olan grubumuz var. Bunlar işte haftada ya da ayda bir gidip böyle kan alıyorlar. İşte bu kan sonuçlarına, laboratuvar sonuçlarına göre ilaç dozları yeniden mesela ayarlanıyor. Peki bu akıllı ilaçlar dozaj optimizasyonunu kendi başına acaba yapabilecek mi? Yani bunun pratik bir uygulaması olabilecek mi? Ne dersiniz? Mesela çocuklar için bir ilaç verdik çocuklara. Kendi işte ilaç çocuğa uygun, kişiye uygun dedik ya çocuğa uygun bir ilaç. Burada ilaç kendi dozunu ayarlayıp hani çocuğa uygun olarak etkisini arttırarak ya da azaltarak yapması gerekeni yapabilir mi pratik olarak? Şimdi, ne dersiniz? Şimdi bunu zaten yapıyoruz bakın. Kontrollü salınım yapan yani içinde etken madde hapsedilmiş bu etken maddeyi kontrollü bir şekilde zamana yayarak ağır ağır salıveren ilaç formları var. Bunları kullanıyoruz zaten ama sizin söylediğinizi de anlıyorum. Acaba böyle bir bilgisayar teknolojisiyle eşleşmiş. İşte, hani moleküler programlama gibi mesela. Şöyle düşünelim birazcık daha ben açayım konuyu. Yan etki oluşturacak çocukta belki doz biraz yükseldi ve otomatik olarak stop ediyor. Gibi. Evet yani bunlar bir teknolojik olarak yapılabilir. Yapılıyor da fakat yaygın olarak kullanılmıyor. Bunlar üzerinde araştırmalar devam ediyor şu anda. Burayı böyle küçücük biraz daha böyle deşeyim. Hani böyle çalışırken size soru sorarken çalıştım hocam. Şimdi hani narkotik köpeğinin böyle uyuşturucu bulması gibi diyorum ki hastalıkla ilgili ya da bu karşı molekülü ya da soru yaratabilecek molekülü kendiliğinden tanıyabilecek bir işlevi getirmesi o ilacın mümkün mü? Böyle bir moleküler programlama yapılabilecek mi bu ilaçlara? Yapay zeka çerçevesinde bundan uğraşılıyor. Yani bu önemli
aşamalar bizi bekliyor önümüzdeki dönemlerde. Zaten dikkat edin, çok hızlı gelişiyor bir şeyler. Teknoloji baş döndürücü bir hızla gelişiyor şu anda. Bunun ilaçlara yansımaması mümkün değil. İlaçlara da mutlaka yansıyacak. Ve bu messenger RNA aşıları ile ilgili ben şunu da söyleyeyim. Covid-19 dönemiydi. Sizinle de programlar yaptık burada. Ve insanlar hep karşı çıkanlar vardı, biliyorsunuz. Endişe edenler vardı. Biz o sıralarda da şunu söylüyorduk hala ama... Hala fırtına estiriyorlar. O sıralarda söylüyorduk bunları ama çok fazla böyle arada kaynayıp gidiyordu. Niye? Covid-19 daha büyük bir tehditti o sırada. Ben hep şunu söyledim. Ya bu messenger RNA teknolojisi yeni bir teknoloji değil bir kere. Bunlar yeni, bilinmeyen bir şey değil. 1961 yılında messenger RNA keşfedilmiş. 1984 yılında izole edilmiş. Messenger RNA dediğimiz sistem şeyi alıyor, DNA'dan transkripsiyonla oluşuyor messenger RNA ve COVID-19'un bir kısmını, o spike proteinini tanıtıyorduk ona, onun kodunu taşıyordu ve gidip sitoplazmaya girip hücrenin içine bunu tanıtıyordu hücreye. İşte o bahsettiğim T hücreleri vesaire, bunlar harekete geçiyordu ve dışarıdan COVID-19 virüsü vücuda girdiğinde bunu hemen imha ediyordu. Şimdi bu uzun zamandır buraya gelene kadar kanser üzerinde araştırmalar yapılan bir şeydi. Nasıl yapıyorlardı? Tümörleri tanıtıyorlardı. Tümörleri tanıtarak birçok araştırma yapılıyordu. Fakat COVID-19 ortaya çıkınca neden COVID-19'da kullanılmasın dendi. Yani aslında COVID-19 aşıları messenger RNA teknolojisi içinde araya bir fragman gibi girdiler. Zaten var olan bir teknoloji. Zaten var olan bir teknolojiydi. Bu üzerinde çalışılan bir teknolojiydi. Ve umut vaat eden bir teknolojiydi. İyi de oldu. Covid-19'da da işe yaradığını gördük. Yani 13,5 milyar insana da enjekte edildi. 13,5 milyar doz, 13,5 milyar insan aşağı yukarı, özür dilerim, 13,5 milyar doz yapıldı. İnsan nüfusu o kadar değil, dilim suçtu, kusura bakmayın. Bu kadar doza rağmen aşağı yukarı da 2 milyar civarında insan aşılanmış olmasına rağmen herhangi bir sorun da yaşanmadı ciddi şekilde. Ve şimdi kanserle ilgili hakikaten baş döndürücü gelişmeler var. Ve bu messenger RNA aşıları da kendi içinde 3 farklı çeşidi oluşturuldu. İşte bazısı koruyucu olarak kullanılabiliyor. Bazısı direkt tümörü tanıyıp tümörü imha ediyor. Bazısı da enjekte ettikten sonra kendi gücünü giderek artırarak etkili oluyor. Akıllı oranı hani, var mı? Yüzde kaç oranında hastaları tedavi edebiliyorlar? Bir de hangi kanser gruplarının mesela? Şimdi kanser gruplarında şöyle diyeyim. Bir kere gastrointestinal sistem kanserleri, mide ve bağırsak kanserlerinde etkili olduğu gösterilmiş. Kadınların korkulu rüyası olan meme kanserlerinde ciddi etkisi var. Ki mesela pankreas kanseri çok riskli ve tehlikeli bir kanser türüdür ve orada da etkili. Küçük hücreli akciğer kanseri tedavisinde oldukça etkili. Ama burada da işte bir karışıklıklar oluyor. Bazı moleküller onay da aldı küçük hücreli kanser tedavisinde. Büyük hücreli akciğer kanserlerinde etkisiz. Hani oralarda kullanmamak lazım. Bunu doğru bir tanılamak lazım. Ona göre kullanmak gerekiyor. Şimdi hocam, bir de bu şimdi damar yoluyla alınması gereken hani ilaçlar oluyor ya bazen, evet, böyle şey yapıyorsunuz. Artık mesela teknolojinin yardımıyla ağız ya da solunum yoluyla kişinin kendisi tarafından alınması mümkün olacak mı? Evet, oldu. Bu lipozomlama tekniği diye bir şeyden bahsediyorlar. Oldu. Nedir bu? Ona geliriz ama bir de şu var. Şimdi artık klasik kemoterapi uygulamaları yok. Yani o kadar güzel ilaçlar ortaya çıktı ki, öyle güzel moleküller var ki ağız yoluyla, oral yolla hastalar alabiliyorlar bunların bazılarını. Ve öyle işte buradan bir şey açılıyordu, ilaç verebilecek bir ilaç girişi için uygun bir alan açılıyordu.
kateter konuyordu insanlara. Evet. Sürekli gidiyorlardı, oradan ilaç alıyorlardı. Bunlar onu da ortadan kaldıracaklar. Lipozomlama dediğiniz olayda da şu var. Lipozom dediğiniz özel bir farmasötik şekil oluşturuluyor. Burada hücre zarı, hepimizin vücudunda bulunan hücrelerin zarları lipid protein, lipid yapısındadır. Aynı o yapı taklit edilerek böyle bir zarın içerisine ilaç etken maddesi yerleştiriliyor ve bu bir farmasötik şekil haline getirilip hastaya veriliyor. Vücut hücrelerinde bunun içeri girmesi, dağılması ve absorpsiyonu çok daha etkili oluyor ve biyo yararlanım dediğimiz, yani ilacın etkili maddesinden faydalanma oranı oldukça artıyor bu tür moleküllerle. Mesela bir Alzheimer ilacı var, sık kullanılan. Onun bu lipozom şeklini oluşturmuşlar. Daha fazla emiliyor mesela bu şekilde. Daha fazla etkili oluyor. Ve birçok ilaca da uygulanabilir. D vitamini, K vitamini gibi çeşitli vitaminler için de yapılıyor bu lipozomlar. Ki D vitamini eksikliği ciddi bir sorun. Bazı insanlarda da dışarıdan ilaç verdiğinizde gene de artmayabiliyor. Ama bu böyle lipozom teknolojisiyle yapılmış ilaçlarda istenen kan düzeylerine çok daha hızlı bir şekilde ulaşıldığı görülmüş. Hocam benim çok az bir sürem kaldı. Şu aslında nefes biyopsisi, bir de şu kişi, saatleri soracaktım. Hani saatlerden evet, akıl saatler var ya, evet, böyle sizi ölçüyorlar mı? Onlar bir veri olabilir mi falan diye soracaktım. Olabilir mi? Oluyor, evet, ben de kullanıyorum. Ben de kullanıyorum. Tamam, ama şu, şimdi kanser ilaçları çok pahalı. Akıllı ilaçlar da öyle. Sonuçta bu bir yani mesela biz şimdi gidip antibiyotiği hemen gidip eczaneden alabiliyorum. Buna param yetiyor ama akıllı ilaçlar zor. Ne dersiniz? Nasıl bir çözüm önerirsiniz? Şimdi bakın, ne olacak? Maliyet. Bu genel bir sorun. Genel olarak ilaç bağlamında ele almamız lazım. İlaca nereden baktığımıza bağlı. İlaç bir kere sağlık temel bir insan hakkı, oradan başlayalım. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi var ve bütün ülkeler buna imza atmış durumda. Ve insanların sağlıkları için ilaca erişimlerinin sağlanması gerekir. Ve her ülkenin, bizim ülkemizin de anayasasında var. Bütün ülkelerin anayasalarında büyük bir çoğunluğunun yazar bu. Vatandaşının, yani yurttaşının sağlığını korumakla mükelleftir. Zaten bizde bir de genel bir SGK, sağlık sigortası var biliyorsunuz. Bu sağlık sigortası çerçevesinde bunları her vatandaşın serbestçe ulaşabilmesi gerekiyor. Ama maalesef bu böyle olmuyor. Bu moleküller oldukça pahalı. Bunun temel sebebi şu, giderek dünyada devletin şeyin dışına çıkması, ilaç icadının ve patentlemenin dışına çıkması, endüstrinin insafına sadece bırakılması. Sadece endüstrinin insafına bıraktığınız zaman da endüstri maalesef pazarda fiyatı belirleyici oluyor ve bunların fiyatları çok yüksek oluyor. O yüzden devlet kontrolünde olması lazım. Devlet peki kontrolünde ve sivil toplum örgütlerinin de ilaç işine el atması lazım bence. Peki hocam. Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı, Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı, Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Tayfun Uzbay Profesör. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ben böyle su gibi geçti zaman. Nasılsa tekrar sizi bu masada konuşmak için davet edeceğim. İnşallah sizin de uygun zamanınız olur, bizi ayırırsınız.